Bugün saat 7 ile 8 arasında yayına başlıyoruz ve arkadaşlar 10'a kadar falan devam edeceğiz. Zaten pazartesi ve salı günü Nimo'da ben yayınlar açtım. Bugün de Nimo'da yayındayız. 7 ve 8 arası açacağız. Yeni gelecek etkinliğin oyuncuları belli oluyor. Bir sürü etkinlikle alakalı olaylar belli oldu. Bir sürü bilgiler var. Hepsini yayında ben zaten tekrardan sizlere vereceğim ve totalde bütün bilgileri öğreneceksiniz. İnanılmaz bilgiler var. İnanılmaz bir etkinlik geliyor. İsmini bile buradan vermiyorum. 7-8 arası Nimo'da yayına başlıyoruz. 10'a kadar da yayına devam edeceğiz. 7'de de başlamış olabilirim. 8'de kesin açmış olacağım ama 7 ile 8 arası ben yayını başlatacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi videoya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz ötesi bir süper güç videosuyla da karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ikinci haftayı oynayacağız. Ve bugün 3 puan alıp puan ortalamamızı 1.5 yapmaya çalışacağız. İlk hafta 0 puan aldık. Yenilenmişti biliyorsunuz haftalar ve bugün ikinci haftadayız. Bugün maçı kazanamazsam artık ben oyunu bırakayım yeter. Ve arkadaşlar normalde her seri 2500 beğenide bir devam ediyoruz. Bu serinin 40 bölümlük hatırına sizlere şöyle bir şey söylüyorum. Hatta ben buraya 40 yazayım abi başla. 40 yapayım. 40'ın hatırına gerçekten geçen bölüme sadece bu like sayısın abi. Yani gerçekten süper güç videoları müthiş. İnanılmaz da izlenmiş. Bu like sayısına ben her like'da istediğim kadar koyu sağcıyorum diye bayağı bir yükseltme yapıyorum diye sizler de like atmıyorsunuz. Bak gerçekten harbi diyorum, bunu ciddi söylüyorum. Öylesine falan değil. 2500 beğeni geçemezsek devam etmeyelim ya. Hani bir şey için mi illa like atacaksınız anlamıyorum. 2500 bari atsaydınız. 2200 geldiğini görünce çok üzüldüm. En az 3000-4000 geliyordu. İzlenme sayılarında da bir sıkıntı yok. Şu like atın. Ben her türlü nasıl olsa koyu sağcıyorum diye atmıyorsunuz. Her 1500 beğeni 1 milyon coins, 10 milyon coins. Geçen bölüm 1000'i 10 milyon yaptık, 2000 gelmiş. Şu an 20 milyon harcama hakkımız var. Hepsini belki harcamayabiliriz ama hak için değil arkadaşlar. Serinin devamı için like'ları yardırın. Ve sadece süper güç gelmeyecek. Söz veriyorum, yeni videolar gelecek. Coins'ler geliyor arkadaşlar. 450 milyon coins olacak. İnanılmaz videolar gelecek. Haberiniz olsun. Hemen karşıda görüyoruz. En son MVKM silinmişti. MVKM'yi kadrodan çıkartıyoruz. Ve yerine arkadaşlar hemen ben Larin'i alacağım. Çünkü Larin bugün kadromuza gelecek. Dizilişi de sonrasında değiştireceğiz. Şu an diziliş değiştirme hakkımız yok. Çünkü dizilişi de değiştireceğiz. Ama Larin Şampiyonlar Ligi maçında gol attı şu an canlı canlı. O yüzden Larin'i aldım. Bu arada videoda şöyle bir şey olabilir. Ben hemen karşı hataya giriyorum. Şöyle bir şey olabilir. Hemen sizlere onu söyleyeyim. Ben karşı hataya bastım. Şunu söyleyeyim. Eğer Beşiktaş'tan birisi bir gol de atarsa onu da alacağım. Harbiden alacağım. Kadroda yoksa ve Beşiktaşlıysa onu da kadroya alacağım. Haberiniz olsun. Bunu da böyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten rakip 171 ben bu arada. İnşallah en az 4 gol atarız. Yani gerçekten atmak istiyorum. Diyelim Batshuayi gol attı arkadaşlar. Batshuayi de ben bu videoda canlı canlı ben videoyu çekerken gol atarsa alacağım. Yani bu video bitene kadar her an alabilirim. Yani teke tek oynarken de gol olsa teke tek bittikten sonra ben transfer yapabilirim. Haberiniz olsun yani. Bakalım şu an canlı maç oynanıyor. Maçın da 32. dakikası. Evet gerçekten ilginç. Şimdi Ener Valencia. Hadi benim şu an atabildiğim kadar gol atmam lazım. Like'ları unutmayın. Bakın sadece bu bölüm like dedim. Sadece like dedim. Haberiniz olsun yani. O çok önemli artık. O kadar hadi o kadar serinin emeği var. O like'ları atalım arkadaşlar. Gerçekten bu arada ilk golümüzü de attık. En az 4 gol atalım. Rahat rahat transferlerimizi yapalım. Transferler tam olarak belli değil ama bir şeyler planladık. Bakacağız onlara da. Hep birlikte göreceğiz. Haydi abicim şu karşı atakta en az 4 golümüzü inşallah atarız. Haydi bakalım geldik. Rozier, Pjanic ve Beşiktaşlılar attı golü. Pjanic de adamım. Senden asist bekliyorum bu maç. Bak Gezal yaptı, sen de yap. 2-1 geride Beşiktaş. Valla ne olacak bilmiyoruz. Şu an canlı canlı ben de soldan izliyorum maçı. Canlı yayın yapıyorum. Etkinlik bilgileri falan. İlginç şeyler var. Haberiniz olsun. Alo, 2 gol attık biz zaten. Sıkıntı yok. Bizim attığımız goller önemli. Yediklerimiz değil. Hemen ama bir an önce top bize geçerse sevinirim derken Vida uzaklaştır. Pjanic. Bu arada şu an 4 Beşiktaşlı oldu kadroda. Bir Beşiktaşlı çıkarmamız da gerekiyor. Bakalım duruma göre bakacağız. Larin'den bir ara pası. Evet. Enner Guat Valencia üstten avut. Yapma. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan. Yusuf. Açtı. Arkaya. Çok güzel. Valencia abi. En az 4'ü atalım ya. Yusuf. Larin çak. Uy. Abi Larin. Sporting'e de attı. Burada da manyak gol attı. Larin'e güveniyoruz. İnşallah Larin daha iyi oynar. Zaten 4-3-2-1'e geri dönüyoruz. Manyak bir hücum attığına falan döneceğiz. İlginç şeyler yapacağız. 4 golü de rahat rahat attık arkadaşlar. Çok rahat attık. Larin topu dışarı at. Aferin sana. Hemen ben bir gol daha çekmem lazım. Larin bir ara pası Valencia'ya. Valencia'dan da bir aşırtma denemesi. Ah be. Kaleci biraz daha açılmış olsaydı keşke. Ve en az 4 golü biz başardık. Zaten 4 tane falan transfer yaparız. Bir de diziliş değişikliği için atmış olalım golü. 4 tane attık güzel bir şekilde. Like'ları unutmuyoruz dediğim gibi. Bu seri izlemeyi devam etmek istiyorsan like'ını at kanka. 40. bölümdeyiz. Ve dizilişi 4-3-2-1 yapalım. İlk transferimizi zaten yapmıştık. Larin'i almıştık. MVKM'i değiştirirken. Normalde oraya altın oyuncu koymamız gerekiyor. Ama zaten transfer hakkımız olacağını bildiğimden dolayı transferi yaptı. Şimdi Mesut'u burada ortaya alalım. Pjanic çıkıldı o. Ve bu şekilde. Şimdi bana dediler ki arkadaşlar Mustafa Muhammed al.
Hemen ben gidip Mustafa Muhammed alıp geliyorum. Ana sayfamıza geldik ve arkadaşlar pazarımıza girelim. Zaten Larin'i kadromuza direkt eklemiştik. Buraya da Moham yazıyorum ve Mustafa Muhammed'i sizlerle birlikte alacağım. Kaçlık kartı vardı? 85 civarı bir kartı vardı sanki ama Muhammed Salah falan çıkar şimdi. Ben Mustafa Muhammed'i nasıl bulacağım? Gerçekten zor olacak. İnşallah Süper Lig yapıp Galatasaray yapınca Mustafa Muhammed çıkar kolayca. Evet, 84 genlik Muhammed çıktı. 1 milyon 200 bin coins civarı da değeri var gibi. Hemen 1 milyon 250 bin diyorum. Destansı transferlerimizi yapacağız. Muhammed'in de formu bayağı bir yükselişte zaten. İnanılmaz performansla devam ediyor. 1 milyon 150 bin yazıyor. Ben 1 milyon 95 bin yazacağım. Belki çıkar, inşallah çıkar. 1 milyon 95 bin. Kaydet arat dedik ve çıkmadı. Yazıklar olsun. Bu kadar mı pahalısın sen? Nasıl bu kadar pahalı olabilirsin? Kimse like atmıyor. Benim coins harcama hakkım da yok bu kadar. Like atın. Bak, coins harcama hakkımı getirin arkadaşlar. 1 milyon 109 bin coins'e Mustafa Muhammed'i alıyorum ve devam ediyorum. Ana sayfaya geldik. Ve arkadaşlar buraya daha girdik. Şimdi sizlerle birlikte hemen Yusuf Erdoğan'la Mustafa Muhammed'i değiştireceğiz. Buraya Mustafa yazıyorum. Yusuf Erdoğan geçen maç golü atmıştı galiba. İyi de oynamıştı. Sağ olsun, gerçekten teşekkür ediyoruz. Güzel de bir kartı olduğu için hemen onu değiştirdik. Ve Muhammed'i buraya geliyoruz. Envakayeme'yi basmayalım. Yusuf Erdoğan'ı basalım. Envakayeme'yi de basalım. Mustafa Muhammed geldiği gibi arkadaşlar, bak, like atmamanıza rağmen, yemin ediyorum, bak, like atmamanıza rağmen ben bunu yapıyorum gerçekten ama artık atın. Bir oyuncu için 10.5 milyon coin sererek 105'ken yaptım. Daha ne yapayım ya? Vallahi like atın. 10.5 milyon coin tek bir oyuncuya bastım ya. Ama bak gerçekten kırılıyorum. Ona rağmen ben atıyorum. Video güzel olsun diye uğraşıyorum. Like'larınızı bekliyorum. Yemin ediyorum bekliyorum bu arada. Harbiden bekliyorum. Bu video atın. Gerçekten çok moralim bozdunuz. Ben o kadar her gün video atmaya çalışıyorum. Okulum olmasına rağmen atamıyorum bu aralar ama sizlerden de bekliyorum. Bu serinin hatırına gerçekten atılır. Ve şimdi ana sayfaya geliyoruz. Fenerbahçe'den de bir transferimiz olacak. Zaten Beşiktaş transferimizi yapmıştık. Fenerbahçe'den transferimiz de Rossi olacak arkadaşlar. Buraya geldik. Rossi'nin Sorsa kartı olacak bu arada. Pozisyon hemen Sorsa yapalım. Hemen yanlışlık olmasın orada. Santrafor kartını daha sonra belki alırız. Sorsa 94'lük kartı var Rossi'nin de. Rossi'ye de bir şeyler basacağız. Zaten coins yiyici olacak. Attığınız like'lar sayesinde coins harcama hakkım bir miktar var ama hepsi birden yok arkadaşlar tabii ki. 1 milyon 999.000 diyelim. Kayda tarama dedik ve... Evet, 1 milyon 354 bine var. 1 milyon 473 bine de var. Evet, Rossi'nin fiyatı gayet iyiymiş. Premium de abi. Bir de 500 bin yaz bakalım çıkacak mı? Premium artı 500 bin yazarsak bakalım çıkacak mı? 650 bin yazalım bakalım. 650 bine Rossi çıkacak mı abi? Çık artık. Normal kartın 400 bin. Bak, animasyonla alacağım dedim ama yapma yani. Üzüyorsun beni şu anda. 750 bin yazdım, yine çıkmadı abi. 950 bine kadar çıkmazsa artık gerçekten animasyonundan vazgeçebilirim. Cidden yani, böyle bir şey yok. Evet, çıktı. 843 bin coins'e Rossi'yi görmüş olduğunuz gibi alıyoruz. Ve hemen ana sayfamıza girelim arkadaşlar. Buradan sizlerle birlikte bir de tabii ki de Edgar Ye'yi alacağız. Fenerbahçe maçında bence bayağı bir iyi oynadı arkadaşlar. Edgar Ye'yi de sizlerle birlikte alacağız. Buraya da hemen Rossi'yi ekliyorum. Rossi'yi yazalım. Beşiktaş'tan 4 oyuncu olmuştu zaten. Trabzon'dan da oyuncular bitmişti. Aa, bende Rossi zaten varmış. Boşu boşuna aldık. Neyse, 102 yani Rossi varmış hem de. Gayet iyi bu arada. Ve Rossi'yi biraz daha yükseltebiliriz aslında. Bakalım. Mane var, Bakasetas var, Çıkıldağ var. Morita'na basabiliriz. Ve birkaç tane de bir de 300 bin XP'lik. Bir Rossi'yi basayım mı? Yok, Rossi biraz değerli. Rossi'yi basmayayım. 100 bin XP'lere basalım. 1.5 milyon coins'e de Rossi'yi 103'ken yaptık. Yükseltmiş olalım arkadaşlar. 103'ken yaptık ve bir de Edgar transferi yapacağız. Larin veya Valencia veya Muhammed'e fark etmez bilmiyorum ama bu Gezal'ı basabiliriz. 110'ken oluyor. Gerçekten bastığımızda 8 milyona. Bakalım bu videoya gelen like'lar güzel olursa bir oyuncu 110'gen yapabiliriz. Bayağıdır yani hayatımızda hiç yapmadık herhalde. Süper güçte bir oyuncu 110'gen. Geçen senelerde de olmamıştır. İlginç olur. Video yerine de arkadaşlar Edgar'ı alacağız. Çünkü Beşiktaş'tan hem 4 oyuncu oldu hem de Edgar'ı şimdi sizlerle beraber alıyoruz. Buraya Edgar yazıyorum ve 84 rating diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir diye bakıyoruz. Evet, 170 bine de var. Animasyonlu hali ayrı mı bu adamın diye bakıyorum. Evet, tamam, animasyonu da alabiliriz. Fiyatı da arkadaşlar şöyle 350 bin diyelim ve bakalım çıkacak mı? Evet, 286'ya 284'e falan var. 280'e de var. 280 bin coin ise Edgar Ye'yi de aldık. Hemen ana sayfamıza gelelim. Ve takımımıza, kadromuza giriyoruz buradan. Ve Edgar Ye'yi de koyuyorum abi. Ve birazdan tekete gireceğiz. Maçı kazanalım Allah aşkına ya. Gerçekten abi 3 puanı o kadar istiyorum ki. Kadro güzel işte. Ben daha kadroya ne yapmam lazım ya? Daha kadroya ne yapayım abi ben? Gerçekten. Videoyu da bastım abi. 4 milyon 752 bin coins'i Edgar'ı da yükselttik. Bayağı da bir coins harcadık arkadaşlar. Ve 101 genelde Edgar'ı aldık. Gerçekten inanılmaz oldu. Şimdi bir bakıyoruz genelde. 146 gen 325 kimya yükseltebiliyor muyuz bakalım bir. 325 kimya artmadı şu anda. Şu anda da artmıyor. Forvet attığında böyle bir değişiklikler falan yapsak atma ihtimali var mı? Full kimya 325 mi abi bu hesabın? Nasıl hiç? Artmıyor da azalmıyor da, ilginç yani. Evet, artmıyor da azalmıyor da abi. Bu şekilde kullanacağız.
Enner Valencia burada. Muhammed burada. Larin burada. Bakalım kimler gol atacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Rossi'yi sola koyalım. Sonuçta sol orta saha. Bir Pjanic sağda oynar. Ve Rosier, Marco, Edgar'ya, Caner Erkin ve kadronun tamamı. 3 tane Fenerbahçe'den futbolcu, 1 tane Karagümrük'ten, 1 tane Trabzonspor'dan, 3 tane Galatasaray'dan, 3 tane de Beşiktaş'tan. Şu anda tamız arkadaşlar bence. Şu an tam kadroyuz. Haydi bakalım süper güç tek edek bu maçı alalım. Haydi bismillah diyoruz. Tek edeke direkt tıklayacağım. Ve maç kim gelirse gelsin içinden geçeceğiz. Bu sefer harbiden kazanacağız. Tek derdim kazanmak bugün. Harbiden tek derdim kazanmak. Şu anda bu arada Beşiktaş maçının 41. dakikası ve hala bir gol yok. Eğer birisi gol atarsa tek edek maçından sonra transfer edeceğim. Şu anda Beşiktaş'ın hücumu var bu arada ama hücum kesilip kesilip duruyor ilginç bir şekilde. 146 gel. 325 kimyalık takımımız var ve Beşiktaş şu anda Batshuayi fake attı. Batshuayi şut. Ama ben maç anlatıyorum size arkadaşlar. Evet, rakibimiz geliyor. 163 gen 384 kimya. Hadi be abi. Artık koymak istiyorum. Mustafa Mehmet'in forma numarası hala 31 değil. Niye 31 çıkmış abi ya? Olamadı, yapma. Yapma. Hemen abi gel. Evet. Edgar. Verdi pasını. Enner Valencia. Çok güzel. Pjanic. Pjanic bir Larin'e pas. Larin vur. Larin. Larin. Ah Larin. Burada da atıyordu. Edgar karşıla, Ronaldo'yu karşıladı. Edgar'a bak, adamım benim. Caner Erkin verdi pasını Pjanic. Miralem Pjanic sen de ver. Çok güzel abi. Enner Guat, Enner Guat koşu yapsanıza ileri derken Larin müthiş kontrol. Larin, Larin, Kyle Larin nasıl kaybettin abi? O kontrolü yapan bir adam o topu nasıl kaybedebilir? Biraz daha hızlı olabilirdin be. Biraz daha hızlı olabilirdin. Al topu abi bu arada, alamadık. Abi yapma. Yapma yapma yapma. Neymar'la geliyorlar. Neymar'la geliyor. Edgar bir müthiş müdahalede. Edgar Yeşov be. Hadi abi kazanalım. Vallahi 3 puan lazım ya. Mesut haydi güzel bir pas, Mesut hadi kullan. Mesut attı pası Muhammed'e, çok iyi. Muhammed şut ve direği nasıl çıkar? 105 yaptık o kadar. Nasıl avut? Mesut'tan harika pas, Muhammed'den de mükemmel koşu ama bitiricilik iyi gelmedi. İlk yarı 0-0 bitti aslında, bir nebze 0-0 bitmesi iyi. Rakip Neymar, Ronaldo falan var, rakip manyak oynuyor. Caner aldı bu arada, Caner hatasını telafi etti. Rossi şimdi. Rossi, Caner'in bir koşusu. Caner ve Muhammed'in koşusu. Rossi oraya harika ötesi bir pas. Muhammed al topu. Muhammed aldı gidiyor. Muhammed, Mustafa ilk yarı kaçırdım ama şimdi koyuyorum dedi mi? Muhammed vurdu Larin, arka direklerin. Arka direklerin attı golü, 1-0 öne geçiyoruz, işte bu be. Mustafa Muhammed kaçırdı. Larin tamamladı. Çok güzel bir gol. Yeni transferler çoğu yapıyor. Müthiş be. 1-0 öndeyiz. İşte budur be. Yes. Abi 3 puan çok istiyorum. Gerçekten o puan ortalamasını yapacağım artık ya. Hadi Neymar al. Neymar'dan al topu. Yenilgi yok. Beraberlik yok. Full galibiyet abi. Full. Rossi. Rossi ver pasını. Rossi ver pasını. Rossi ama topu bile bile almadın ayağındaki topu. Edgar bir müdahale daha istiyorum senden. Edgar kaybetme. Edgar geçirme. Edgar nasıl yedin o çalımı? Edgar tamam bir daha çalınmamaya çalıştı gerizekalı ama. Edgar yine mi yiyorsun? Edgar yine mi yiyorsun çalımı? Evet Caner. Caner. Caner'den müthiş müdahale ve harika yere pas. Bir şey alır mısın o topu? Abi Arnold girdi. Kaleye girdi. Hayır. Yapma. Yapma. Onu süre o penaltı olmasın. Allah kahretsin yanlışlıkla penaltı yaptım. Abi yanlışlıkla penaltı yaptım. Bu arada Alex Tekşehir'e gol attı. Tekşehir'i alıyoruz. Beşiktaş maçı 3-2 oldu. Tekşehir'e gol attı. Gole bakmam lazım. Çok merak ediyorum. Maçı da kazanmam lazım. Abi Mesut'un zekası oyuna eklenmemiş. Cidden Rozier pasını verdi. Ve arkadaşlar 1-1 bitti. 1 puan aldık. Artık ben çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Cidden çıldıracağım ya. 1-1 bitti maç. Şaka gibi, cidden şaka gibi. Ve çarka gidiyoruz. Birisi silinecek. 3 oyuncuyu koruyacağız ama inşallah kimse silinmez. 1 puandayız 2 haftanın sonunda. 3. hafta artık kazanan. Ben artık kazanmak istiyorum. Ve çarktan sonra Tekşehir'i de oyuna alabiliriz. Bakalım silinecek yerine belki Tekşehir'e gelir zaten. Birini silip yerine direkt Tekşehir'i alırız. Hakem gol kararı verirse ama. Hakem ne yapıyor şu anda arkadaşlar? Offside mi gol mü? Offside. Beşiktaş'ın golü iptal mi? Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar 3 tane jokerimiz var. Larin, Muhammed ve Rossi yeni transferleri joker yaptım. Yeni geldiler hemen silinmesinler diye. Bakalım joker mi gelecek yoksa biri silinecek mi? Lütfen joker gelsin ya. Gerçekten joker gelsin, benim de içim rahatlar. Kim gidiyor? Kim gidiyor? Marka gidiyor mu? Caner mi gidiyor? Marka mı gidiyor? Caner gidiyor galiba. Caner Erkin gidiyor mu? Marka mı gidiyor? Kim gidiyor? Caner. Abi arada öyle bir kaldı ki Marka gitti. Marka siliniyor arkadaşlar ama inanılmaz arada kaldı. Cidden şaşırtıcı bir şekilde. Ve marka siliniyor arkadaşlar. Yani son videoda ben 1000 yorum falan istiyordum. O zaman herkes geri döner dedim ama arkadaşlar son silinen oyuncu için 200 yorum bile gelmemiş. O yüzden artık silinmenin geri dönmesi 400 yorum ve üzeri ve 300 beğenili bir marka yorumu olursa ve 400 yorumdan fazla video yorum gelirse ve markanın 300 beğeniden üzeri yorumu
Fazladan beğenirse marka takımda kalır. Haberiniz olsun. Bu kadar basit yani. Normalde çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Yaparsan sen olur kanka. Haberin olsun. Eğer istiyorsan markanın kalması. Bu kadar isteyen varsa yapabilirsiniz. Şimdilik Kuman'ı koydum abi. Marka şu anlık silinde. Bakalım geri dönecek mi arkadaşlar? 300'den fazla yorum ve 300-400 beğeni işte. İkisi de 300'ü geçerse. Ama marka yorumu varsa beğenin o zaman işte kalabilir. Kalabilir yani marka takımda. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Akşamki yayına kesinlikle gelin. Hoşçakalın. Bizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bye bye.